kalbin nasıl kasıldığını öğrenmek ister misiniz arkadaşlar? Bunu anlayabilmek için hücre seviyesine inmemiz gerekecek. Bahsettiğim hücre seviyesi kalp kası hücrelerinin seviyesi. Bu hücrelere kardiyak miyosit adı verilir. Kardiyak kalple ilgili biliyorsunuz, miyosit ise kas hücresi demek. Evet, kalp kasının içinde yer alan hücrelerin adı kardiyak miyosittir ve kalbin kasılmasını sağlayan hücreler bu hücrelerdir işte. Bu hücrelerden birini mikroskop altında inceleyecek olursak, buna benzeyen bir görüntüyle karşılaşabiliriz. İçinde proteinler olduğunu görürüz. Gevşeme anında ise proteinler bu şekilde birbirinden ayrılırlar ya da ayrı durumdadırlar. Kasıldıklarında ise kalp de kasılır ve proteinlerin görünümü de işte bakın bu şekilde değişir. Başka bir deyişle üst üste gelirler diyebilirim. Aslında kasılma dediğimiz de bu proteinlerin üst üste gelmesinden başka bir şey değildir. Bu hücrenin kasılmış hali, bu da gevşemiş hali. Bu hücrenin kasılmasına sebep olan şey ise, aslına bakarsanız bunu da çizsem daha iyi olabilir. Evet, hücrenin tekrar kasılabilmesi için gevşemiş olması ya da başka bir deyişle istirahat durumuna geçmesi gerekir. Kasılmanın sebebi kalsiyumdur. Kasılma, gevşeme derken kafamızın karışması mümkün. Ama gözünüzü kalsiyuma diker, yani oraya odaklanır ve kasılmaya sebep olan şeyin kalsiyum olduğunu aklınızdan çıkarmazsanız kafanız asla karışmaz. Kalsiyumu izlediğinizde kalbin döngüsü içerisinde hangi evrede olduğunu hemen bulabilirsiniz. Size hemen bu kalp döngüsünü ya da bir hücrenin döngüsünü çizmek istiyorum. Şimdi zaman içerisinde bir hücrenin başından neler geçtiğini bakın birlikte göreceğiz. Kalbin bir kalp hücresinin döngüsü milivolt cinsinden ölçülür. Evet, buraya MV olarak not ediyorum. Küçük m, büyük v olarak not ediyorum. Farklı ölçü birimleri de kullanabiliriz ama bunun hücrenin içi ile dışı arasında hareket eden iyonları göz önünde bulundurduğumuzda muhtemelen en kolay yol olduğunu düşünüyorum ben. Kalp hücrelerinin işleyişinde önemli rol oynayan başlıca iyonlar kalsiyum, sodyum ve potasyumdur. Bunları da bu eksene not ediyorum. Bu iyonları neyin nerede ve nasıl olduğunu daha düzgün bir şekilde takip edebilmemiz için koyuyorum arkadaşlar. Kalsiyum 123 milivolt, sodyum 67'de olacak. Bu arada bu rakamlar bize hücrenin geçirgen olduğu tek iyon, örneğin sodyum olduğunda sodyumun pozitifliği sevdiğini anlatıyor. Potasyum ise tam tersi. Membran potansiyelini negatifleştirmek için uğraşır. Bu ölçeğin membran potansiyeline ait olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Ölçek üzerinde negatiften pozitife doğru ilerlersek, bunun depolarizasyon, tam tersi yönde ilerlersek de, yani pozitiften negatife doğru yöneldiğimizde de repolarizasyon olduğunu biliyoruz. Bu terimlere aşina olmanızı istiyorum çünkü bunlar sayesinde ortaya çıkan ilginç durumları anlamamız kolaylaşacak. Kendime burada biraz yer açayım. Evet, hemen bir hücre resmi çiziyorum. Evet, bu hücremiz olsun. Bunlar da hücrelerin geçit bölgeleri. Buraya bir tane, buraya da bir tane daha çizeyim. Şimdi buraya geçit bölgesi olarak not yazıyorum, tamam mı buraya? Ama aslında bu terim tıpta o kadar yaygın ki bazen orijinal İngilizce adıyla bile kullanılabiliyor. Yani gap junction, gap junction olarak da duyabilirsiniz. Bazen de bölge yerine bağlantı dendiğini de duyabilirsiniz ya da görebilirsiniz. Terminolojiye dair bu küçük nottan sonra kanalları da çizmek istiyorum. Örneğin bu bir potasyum kanalı olsun. Potasyumun hücreden çıkmak istediğini, yani bunu tercih ettiğini biliyoruz. Bu ok, potasyumun tercih ettiği yönü gösteriyor. Potasyum geride negatif bir membran potansiyeli bırakır. Öyle değil mi? Bu arada potasyumun bu hücrenin temel iyonu olduğunu varsayıyoruz yani, tamam mı? Durum buysa membran potansiyeli gerçekten de negatif olur. Hatta tek iyon potasyum olsaydı tamı tamına eksi 92 olurdu da diyebiliriz. Ama tabii potasyum tek iyon değil, sadece baskın iyon. Membran potansiyeli yaklaşık olarak eksi 90'larda olsun. bir süre daha bu şekilde devam edecek. Yani eksi 90'da kalacak. Hücrenin geçirgen olduğu baskın iyon potasyum olursa eğer, yani baskın iyonumuz bu sefer potasyum olursa, bakın durum bu olacak. Şimdi komşu hücrelerden birinin biraz depolarizasyonu olduğunu düşünelim. Bu ne demek? Membran potansiyeli pozitifleşiyor demek, öyle değil mi? Geçit bölgelerinden hücreye bir miktar sodyum ve kalsiyum sızacak. Evet, aynen bu şekilde. Peki bu olduğunda membran potansiyeline ne olur? Eksi 90'dı ama hücre içine pozitif iyonlar girmeye başladı ve bu da hücrenin pozitifleşeceği anlamına gelir. Bu şekilde bir artış çizeyim. Bu artış hızlı bir artıştır arkadaşlar. Eksi 90'dan eksi 70'e geldik. Geçit bölgesi ifadesini siliyorum ve eksi 70'e geldiğimizde farklı kanallar açılacak. Bakın bunları daha çizmedim. Evet, sodyum ve kalsiyumu da sileyim ve kendime biraz daha yer açayım. Evet, yeni kanallar açılacak demiştim değil mi? Bu kanallar sodyum kanallarıdır. Hemen çiziyorum. Bu kanallar sayı olarak fazladır. Hızlı sodyum kanalları hemen açılırlar. Bu arada hızlı dememin sebebi sodyumun geçişinin oldukça hızlı olmasıdır. Sodyum içeriye hücum etmeye başlıyor. Neden diyecek olursanız, hücrenin dışında içine oranla çok daha fazla sodyum var da ondan. Sodyumun bu şekilde hücum etmesi, membran potansiyelinin de çok hızlı bir şekilde artmasına ve pozitif değerlere ulaşmasına sebep olur. Evet, bu şekilde yaklaşık olarak 67'ye kadar yükselir. Tam olarak 67 diyemeyeceğim çünkü hala hücreyi terk eden bir miktar potasyum iyonu var. Bu değere yakın bir anda voltaj kapılı bu kanallar kapanırlar. Evet, sodyum kanalları voltaj kapılı kanallardır ve aynen açıldıkları gibi çok hızlı bir şekilde kapanırlar. Bunu daha iyi gösterebilmek için bunu kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Biraz da aşağıya alalım. İşte az öncekinin aynı olan bu hücredeki voltaj kapılı bu kanallar kapanıyorlar. Okların uçlarını da sileyim. Evet, şu anda pozitif değerlerdeyiz ve bu noktada bu kanalların bir depolarizasyona sebep olduklarını söyleyebiliriz. Kapalı olduklarını göstermek için üzerlerine küçük çarpılar koyuyorum. Hala bir miktar potasyum hücreyi terk ediyor ama bu zaten başından beri böyleydi. Ama bu potasyum kanalına ek olarak yeni potasyum kanalları açılacak. Bu kanallar voltaj kapılı kanallardır. Bu arada bu kanallar hücrenin üzerindeydiler. Yani sakın böyle birdenbire ortaya çıktıklarını falan da düşünmeyin. Evet, hücrenin üzerindeydiler ama kapalıydılar. Anlaştık mı? Buraya çarpı çizersem sanırım daha iyi olacak. Evet. Voltaj kapılı kanalların açılma sebebi ise depolarizasyon. Yani negatif bir hücrenin pozitif hale gelmesidir. Hücre pozitif değerlere geldiğinde, hatta burayı artı 20 olarak işaretleyeyim, voltaj kapılı potasyum kanalları açılacak. Ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Membran potansiyeli ne yönde hareket edecek dersiniz? Sodyum kanalları hücre içine sodyum almıyor ve potasyum kanalları da potasyumun dışarıya çıkmasına izin veriyorlarsa, potansiyel aşağı yöne doğru hareket edecek. Yani repolarizasyon olacak değil mi? Potasyum, membran potansiyelinin düşmesine sebep oluyor. Artı 5 gibi bir değere geldiğimizi düşünelim. Bu olay bu şekilde devam ederse potansiyel eksi 90'a kadar inebilir. Ama tahmin ettiğiniz gibi tabii ki de böyle olmayacak. Yine bir kopyalama yapıştırma yapayım. Videonun başında ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Gözünüzü kalsiyumdan ayırmayın demiştim, öyle değil mi? Evet, kalsiyum işte en sonunda sahneye çıkıyor. Şurayı siliyorum ama potasyumu tamamen unutmamamız gerekiyor. Hemen K artı olarak not edeyim. Evet, buradaki için de geçerli. Ama bu defa kalsiyum hücre içine girmeye başlıyor. Bunu da sarıyla çizeyim. Kalsiyum, voltaj kapılı kalsiyum kanallarından hücre içine giriyor. Kalsiyum içeri giriyor ve potasyum hücreden çıkıyor. Peki şimdi ne olacak dersiniz? Kalsiyum, membran potansiyelini yukarıya doğru hareket ettirecek. Ama hücreden ayrılan potasyum da bunun tam aksi yönünde bir hareket olmasına sebep olacak. Bu ikisi aynı anda gerçekleştiği için de ortaya ne olacak? Düz bir çizgi çıkacak. Yani potasyum hücreden çıkarken kalsiyum hücreye girdiği için potansiyelimiz düz bir çizgi olarak ilerleyecek. Değer olarak da buna çok benzer olarak artı 5 gibi bir değerde kalacağını söyleyebilirim. Bu arada bunların da voltaj kapılı kanallar olduğunu hemen eklemek istiyorum. Peki bundan sonra ne olacak? Şu ana kadar birçok şey oldu. Kanallar açıldılar ve iyonların hücre içine girmelerini sağladılar. Bir kere daha kopyalayıp yapıştırayım. Şunları da biraz temizleyeyim. Kalsiyum kanalları aynen açıldıkları gibi çok hızlı bir şekilde kapanacaklar. Yani içeriye kalsiyum girişi durdu. Kalsiyum, bu membran potansiyelinin düzleşmesini sağlayan tek iyon olsaydı, çünkü ne demiştik? Potasyum potansiyeli düşürmek istiyordu ama kalsiyum yükseltmek istediği için potansiyel düzleşiyordu. Öyle demiştik değil mi? Peki kalsiyum kanalları kapandığında ne olacak arkadaşlar? Açık olan kanal potasyum kanalları olduğundan potansiyel yeniden aşağıya doğru yönelecek. Evet, bu şekilde eksi 90'lara kadar inecek. Ve bu son evre. Bu noktada voltaj kapılı potasyum kanalları da kapanacak. Evet, bu kanallar da kapandığında başladığımız yere geri dönmüş olacağız. Bu arada hala hücreden ayrılmakta olan bir miktar potasyum olduğunu da unutmayın. Voltaj kapılı kanallar da kapandılar demiştik. Eksi 90'dayız ve burada kalacağız. Ve tüm bu olanlar aynen bu şekilde tekrarlanacak. Size son olarak bir de bu evrelerin isimlerinden bahsetmek istiyorum. Bu evre 4. Yani kas hücresinin gevşemiş durumda olduğu negatif evre. Aksiyon potansiyelinin artmaya başladığı ve eksi 70 olduğu bu yer aslında eşik değeri. Eşik değerine geldiğimizde 0 evresi başlamış oluyor. 0 evresinin diğer tarafında evre 1, 2 ve 3 var. Voltaj kapılı potasyum kanallarının ilk açıldığı evre, evre 1. Bu kanalların kalsiyumla dengelendiği evre, evre 2. Ve açık olarak sadece potasyum kanallarının kaldığı evre de evre 3. Sonra da yine zaten evre 4'e geri dönüyoruz. Sıfır evresi çok çabuk gerçekleştiği için hızlı aksiyon potansiyeli olarak adlandırılır. Bunu aksiyon potansiyelinin daha yavaş olduğu pacemaker yani kalp atışını düzenleyici hücreler ile karşılaştırabiliriz. Hızlı aksiyon potansiyeli hızlı voltaj kapılı sodyum kanallarının eseridir arkadaşlar.